Manşete hoş geldiniz. Manşet günü ve saatinden farklı salı günü ekranda. Ancak bugünkü yayının, bu ekstra yayının özelliği yeni seçim kanunu değişikliği ile ilgili bir analiz. Şimdi AKP-MHP ortaklığı, Cumhur İttifakı açıkçası 2018'den itibaren gerçekten bütün kavramlar birbirine karıştığı için neye ne şekilde isim verileceği de bilinmiyor. Yani anayasada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey geçmiyor. Başkanlık sistemi diye de bir şey geçmiyor. Şimdi bu AKP ve MHP'nin birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ettiği seçim kanunu değişikliğine ne diyeceğiz? Eskiden e, kanun tasarısı ya da kanun teklifi vardı. İktidarın ya da muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etmesine göre. Şimdi bu kavramlara girmeyeceğim. Değişiklik diyeceğim. AKP-MHP ortaklığı bir seçim kanunu değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. İki gündür sustum ve bekliyorum. Öncelikle bu seçim kanunu değişikliğini okudum baştan sona. 15 madde var aşağı yukarı. Ve bununla ilgili yapılan analizleri takip ettim. Kim ne diyor? Siyasiler ne diyor? Gazeteciler ne diyor? Ankara'da etkili çevreler acaba bunu nasıl analiz ediyor? Muhalefet partilerinden bir tepki var mı? Ne biçimde var? Bütün bunların hepsine bakmaya çalıştım. Açıkçası tepkiler cılız. Ee, yani dünden bugüne analistler bir şeyler söylüyorlar ama partiler hala ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Belli ki hala ekipleri bu konuda çalışıyor. Fakat ben en başta şunu söyleyeyim. Bir kere bu yasa değişikliklerinin ya da yasa değişikliği çalışmasının, seçim kanunu değişikliği çalışmasının cumhurbaşkanlığı seçimiyle bir ilgisi yok. Yani cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili düzenleme durduğu yerde duruyor. Birinci turda ne olur, daha doğrusu nasıl adaylar belirlenir, adaylar nasıl kampanya yapar, birinci turda ne olur, ikinci turda ne olur vesaire sadece Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyası yapma veya seçim yasaklarından muaf olması gibi bir madde var. İlerleyen dakikalarda ona bakacağız. Yani bir anlamda iki gündür yapılan tartışmalara bakıyorum. İşte bu küçük partileri şöyle etkiler, büyük partileri şöyle etkiler. 2018 seçimlerine göre şu vilayette şöyle bir sonuç alınmıştı. Şimdi böyle bir sonuç olası. İşte efendim Özal'ın yaptığı değişikliklere göndermeler var vesaire. Şimdi şunu unutmayın. En başta şunu söyleyeyim. Bugüne kadar Adnan Menderes dönemi dahil ki Adnan Menderes de Demokrat Parti döneminde kendi Demokrat Partisi'ne yarayacak değişiklikler yapmıştı, yaptırmıştı. Turgut Özal da yaptı bunu. Diğer bütün iktidar partileri de kendi dönemlerinde yaklaşan seçimleri ve kendi tabanlarını göz önüne alarak bu seçimden oyları azalsa bile Nasıl daha iyi sonuç alabiliriz? Bunun hesabını yaptılar, bunun mühendisliğini yaptılar ve buna göre kanunlar hazırladılar. Ve bu kanunları meclisten geçirdiler ve böyle seçime gidildi. Kimi bu iktidar partilerine yaradı, 1987'de Turgut Özal'ın partisi ANAP'a yaradığı gibi, kimi de yaramadı, aksiyle tokat yediler. Bunu bilemeyiz. Şimdi böyle söyleniyor. Yani iktidar böyle bir değişiklik yapıyor ama, esasen maksadının aksiyle tokat ya, yiyecek, yiyecek filan deniyor. Aslında öyle mi değil mi buna bakalım. Ama şunu unutmayın. Bu değişiklikler parlamento seçimiyle ilgili. Parlamentodaki milletvekili sayılarıyla ilgili değişiklikler. Bir anlamda muhalefet ittifakının adına millet ittifakı diyebilirsiniz. Muhalefet ittifakının veya muhalefetin bir takım oyunlarını bozmaya veya muhalefeti dizayn etmeye dönük değişiklikler. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değişiklikler değil. Belli ki önümüzdeki bir yıl içerisinde bununla ilgili düzenlemeleri de göreceğiz. Şimdi hangi başlıklar altında konuyu ele alacağım ona bakalım. AKP'den Hayati Yazıcı ve MHP'den Fethi Yıldız ki hukukçudur Fethi Yıldız. İkisi de hukukçu. Hayati Yazıcı da hukukçu. Fethi Yıldız Devlet Bahçeli'nin avukatıydı yanılmıyorsam. Hayati Yazıcı da uzun yıllar Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatıydı. Dolayısıyla böyle bir geçmişleri de var. Birlikte bu seçim kanunu değişikliğini açıkladılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu fotoğrafta orada çekildi. Şimdi ben 5 maddede bu konunun yani 15 madde ve belki daha fazla detaylarla bu seçim kanunu değişikliği millete sunuldu veya kamuoyuna sunuldu, siyasi partilere sunuldu. Bütün bu teferruatta değildim değilim. Fakat 5 maddede 5 ana maddede, bu konu siyaseti nasıl dizayn ediyor? Bu değişiklik paketi siyaseti nasıl dizayn ediyor onu anlatacağım. 1. Baraj yüzde ondan %7'ye düşecek. ki bu bilinmeyen bir şey değildi, uzun zamandır konuşulan AKP MHP ortaklığının ta ne zaman deklara ettiği ve burada da ortaya çıkan bir konu, Keşke bu çok çok daha önce olsaydı. Yani 2002'de AKP iktidara geldiğinde yapsaydı. Bir sonraki seçimlerde önce %7'ye, sonra %5'e, sonra %3'e düşürseydi. Ki şu anda zannediyorum Türkiye için ideal olan %3'tür seçim barajı. Belki sonraki düzenlemede %1 bile olabilir. Birinci madde bu. Bununla Murat e AKP-MHP ittifakının MHP'nin oy oranının düşmesi, yani %10'un altına düşmesi, barajın altına düşmesi, %7'lerde seyretmesi üzerine MHP'yi garantiye almak. Yani yarın öbür gün AKP olmasa bile MHP %7'yi geçebilsin. Bundan bahsediliyor. Bu doğrudur. Olabilir. Fakat şunu da hatırlatalım. Eğer 2002 seçimlerinde baraj %10 değil de %7 olsaydı AKP tek başına iktidar olamazdı ve ondan sonraki siyaset başka türlü şekillenir ve belki bugünleri görmezdik. İşte seçim barajı meselesi bu açıdan önemli. Yani eğer 2002 seçimlerinde 3 Kasım 2002 seçimlerinde baraj %10 değil %7 olsaydı Doğru Yol Partisi, Tansu Çiller'in başında olduğu, bugün yeniden ısıtılan Tansu Çiller'in başında olduğu Doğru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cem Uzan'ın başında olduğu Genç Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ciddi bir meclis grubuyla birlikte gireceklerdi. Ve o zaman iki partili meclis değil, beş partili meclis olacaktı ve her şey çok daha başka olacaktı. Bunun altını çizelim ve devam edelim. Erdoğan seçim yasaklarından muaf tutulacak. Şimdi Erdoğan işine geldiği gibi, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanlığı kisvesini, yeri geldiğinde parti başkanlığı kisvesini kullanan bir siyasetçi kendisine bir şey söylediğinizde ben cumhurbaşkanıyım beni eleştiremezsiniz bana hakaret edemezsiniz deyip dava açıyor. Ama kendisi bütün siyasi parti liderleriyle ve herkesle, tweet atan bir öğrenciyle bile dalaşıyor, hedef gösteriyor, her şeyi söyleyebiliyor. Yani AKP genel başkanı sıfatıyla her hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grubuna hitap ediyor. CHP'ye, MHP'ye, şey CHP'ye, İyi Parti'ye neyse HDP'ye hepsine saydırıyor. Ama diğerleri ona saydırınca ben cumhurbaşkanıyım. Bana karşı saygılı olacaksınız diyor. Böyle bir vaka var. Özellikle 2018'den bu tarafa. Yani partili cumhurbaşkanlığı şekillendiğinden beri. Ama bu olay 2014-2018 arasında da uygulandı. 2014-2018 arasında partili cumhurbaşkanı yoktu. Ama 2014-2018 arasında da bugünkü fiili durumu Erdoğan uyguladı. Şimdi seçim yasaklarından muaf olacak. Yani hem kendi seçime girecek Cumhurbaşkanı adayı olarak hem partisi genel başkanı olduğu partisi seçime girecek. Parlamento da işte milletvekili kapma yarışı neyse o arada Cumhurbaşkanlığı imkanlarıyla her türlü seçim yasaklarından muaf tutulacak. Devlet imkanlarıyla kampanya yapacak seçimden önce sonra dilediği gibi Hiçbir biçimde radara takılmayacak. Muazzam bir şekilde şahsını garantiye alan ve dokunulmazlık sağlayan bir şey. Yani siz öyle bir biriyle rekabet ediyorsunuz ki hemen her konuda kendisine birkaç tane zırh edinmiş ve o zırhı delmeye çalışacaksınız. Sonra da diyorlar ki bunun adına demokrasi. Geçelim. İttifak içindeki partilerin milletvekili dağılımı hesabı değişecek. Şimdi bununla ilgili olarak bir sürü şey konuşuluyor ve vatandaş tabii bunu anlamıyor. Nasıl anlayacak ki? Don't sistemi falan. Don't sistemi millet ne bilir? Öbürü bir iki. Şimdi ben size sadece iki seçim bölgesinden örnekle bunu anlatacağım. Hikaye şu. Yani ittifak içindeki partilerin milletvekili dağılımı hesabının değişmesi meselesi şu. Elazığ'a götürüyorum sizi. 2018 milletvekili seçimleri sonucu. Yukarıda sarıyla... ...işaretlenmiş bölgede Cumhur İttifakı'nın oyu, Millet İttifakı'nın oyu görülüyor. Eskiden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yani ittifaklara bağlı olan partiler... ...birlikte iki grup olarak değerlendiriliyordu ve buna göre de milletvekillerini paylaşıyorlardı. Cumhur İttifakı, İttifakı bu kadar oy almış, Millet İttifakı şu kadar oy almış... ...dolayısıyla dört milletvekili bu oy oranlarına göre... Beş milletvekili varsa Elazığ'ın dördü Cumhur İttifakı'na gidiyordu. Biri de Millet İttifakı'na gidiyordu. Ve diğer sıralama yani partilerin oy sıralaması dikkate alınmıyordu. Şimdi ittifakların oyları değil partilerin sıralaması dikkate alınıyor. Kastettiğim bu. Yani aşağıda bakın AKP'nin, MHP'nin ve CHP'nin oy oranlarını görüyorsunuz. CHP'nin CHP kazandığı İttifak kurallarına göre bir önceki seçimde 2018 seçimlerinde uygulanan kural değişiyor. CHP'nin kazandığı bir milletvekili kendisinden o bölgede daha yüksek oy almış olan MHP'ye gidiyor. Trabzon'dan örnek verelim. 2018 gene milletvekili seçimleri sonucu 6 milletvekili var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı aldıkları oy oranlarına göre biri 4 milletvekili diğeri 2 milletvekili kazanıyor. Aşağıda da partilerin oy oranları var. Partilerin oy oranlarına bakıldığında işte AKP, CHP, MHP, İYİ Parti sıralanıyor. Cumhur İttifakı Millet İttifakı dengesinde Millet İttifakı iki milletvekili kazanırken şimdi artık ittifaklar diyor hesaplama dışı bırakılacak partilerin aldığı oy oranları esas kabul edilecek. Öyle olunca dikkat buyurun oka dikkat edin İyi Parti'den İyi Parti'nin kazandığı bir milletvekili kendisinin üstündeki Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyor. Yani bu esasen kağıt üstünde mantıklı yani Milliyet, Milliyetçi Hareket Partisi İyi Parti'den oy, daha çok oy almış. Elbette ona o şey gidecek milletvekili gidecek falan gibi düşünülüyor ama burada e, Mur Murat sadece bu değil. Yani sadece İyi Parti'nin kazandığı milletvekilini MHP'ye veya CHP'nin kazandığı milletvekilini AKP'ye yazmak değil. Şimdi Türkiye Raporu.com 2018 seçimlerine göre ve yeni kanun değişikliğine göre e, acaba e, hesaplansaydı nasıl olurdu diye bir hesaplama yapmış Cumhur İttifakı 10 milletvekili daha fazla kazanıyor 2018 seçimlerine bu yeni kanunla gidilirse Millet İttifakı da işte milletvekili kaybediyor HDP'nin milletvekilleri de artıyor çünkü HDP kendi bölgesinde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güçlü bir parti ya birinci ya ikinci parti bir de işin böyle bir yanı var Şimdi haliyle ittifak içindeki partilerin milletvekili dağılımı hesabı değişecek meselesi iktidara e, bazı milletvekillerinin veya bazı milletvekilliklerinin kaydırılması kadar küçük partilerin de elenmesi demek. Böyle bir durumda e, Saadet Partisi, Davutoğlu'nun partisi, Ali Babacan'ın partisi veya Demokrat Parti hangi parti olursa olsun, o ilk 3'te, 4'te, 5'te olmayacağı için, sıralamada en altta olacağı için kesinlikle milletvekili kazanamayacaklar. Diledikleri kadar millet ittifakının içinde olsunlar. Yani ittifak içindeki partilerin milletvekili dağılımı hesabı değişecek meselesi küçük partileri tırpanlayan bir madde. Ee, CHP'den veya İyi Parti'den milletvekili çalmaktan ziyade küçük partilerin kafayı kaldıramaması Küçük partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girememesi, mecliste grup kuramaması ve bunun hayal olması hatta rüya olması demek. Devam edelim. Dördüncü sırada seçime katılma koşulu olarak mecliste grup kurma şartı kalkacak. Şimdi mevcut kanunda geriye doğru şöyle bir şey vardı. Türkiye örgütlenmesini tamamlamak bir parti nasıl seçime katılmaya hak kazanır? Türkiye örgütlenmesini tamamlarsa yani Türkiye'nin yarısından çoğunda örgütlenirse. 41 vilayette örgütlenirse ilçede vesaire. Bu seçime katılma hakkı kazanmasına yol açıyordu. Ancak Yüksek Seçim Kurulu neredeyse İyi Parti'yi "Sen Türkiye'de örgütlenmeni tamamlamadın, tamamlayamadın." diye seçim dışı bırakmak üzereydi. 2018'de şu oldu, hatırlayın. Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekilleri istifa ederek İyi Parti'ye katıldılar ve İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurdu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurarak seçime katılma hakkı kazandı. Hemen 2018 Haziran seçimlerinden önce. Yüksek Seçim Kurulu da bunu görünce hayır dedi İyi Parti'nin seçime katılma yeterliliği var İyi Parti'yi seçime sokuyoruz. Eğer İyi Parti orada grup kurmamış olsaydı YSK belki de İyi Parti seçime giremez diyecekti. Tıpkı Liberal Demokrat Parti'ye yaptığı gibi. Bin yıllık Liberal Demokrat Parti'ye yaptığı gibi. Dolayısıyla şimdi böyle bir e, manevrayı da e, AKP-MHP ittifakı, Cumhur İttifakı engellemiş oldu. Yani ben artık Yüksek Seçim Kurulu eliyle partiler Türkiye'de örgütlenmesini tamamlamış mı tamamlamamış mı? Kafama göre buna göre karar vereceğim ve bunu bazı partileri seçime sokacağım veya bazı partileri seçime sokmayacağım. Haliyle e, mecliste grup kursanız bile yani 20, 20 milletvekili istifa edip Davutoğlu'nun partisine katılsa 20 milletvekili istifa edip Babacan'ın partisine katılsa bile ben gerekirse Deva Partisi'ni sokmayabilirim. Gelecek Partisi'ni sokmayabilirim diyor. Ama burada asıl Murat HDP. Bu madde örtülü olarak şunu söylüyor. Yani mecliste grup kurma şartı kalkacak derken. Önümüzdeki bir yıl içerisindeki anayasa mahkemesinde şu anda neredeyse artık karar aşamasına geldi. HDP'nin kapatılma davası. HDP'nin kapatılacağı öngörülüyor. Şahsen ben bunu arzu etmem ve demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. Kapatmanın eşiğinden dönen AKP kendi döneminde HDP'yi kapatmaya çalışıyor. MHP de kapatmaya çalışıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ağzından bunu birkaç kere söyledi zaten. Şimdi burada Murat HDP'nin kapatılması. HDP kapatılacak. Öyle görülüyor. %99 durum bu. HDP kapatılınca yerine kurulacak parti Türkiye örgütlenmesini tamamlasa veya tamamlamaya çalışsa bile bu Yüksek Seçim Kurulu'nun karar vereceği bir şey. Seni seçime sokarım veya seni seçime sokmam diyecek. HDP de diyecek ki işte ben mecliste grup kurdum. O zaman da gene bu dördüncü madde devreye girecek. Diyecek ki artık mecliste grup kurma şartını da şartına da bakmıyorum ben. Haliyle bu madde küçük partileri elemine ettiği gibi asıl HDP'yi hedefliyor. Yani HDP olmaz başka bir parti olur. Kürt siyasal hareketini hedefliyor. Kürt siyasal hareketi HDP kapatıldıktan sonra mecliste grup kursa da seçime katılamayacak. Bir partide Türkiye örgütlenmesini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçesini verse de Yüksek Seçim Kurulu hayır bu seçime giremezsin diyebilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun üye dağılımı iktidara eklenmesi burada anlatmayalım isterseniz. Yüksek Seçim Kurulu artık Bağımsız bir kurum değildir ve bu son referandumda, son genel seçimde çok açık, net, sarih bir şekilde görülmüştür. Seçim Haziran 2023'te. Son maddede bu. Bu seçim kanunu değişikliğiyle iktidar ortakları şunu gösterdiler. Dediler ki anayasada bir madde var. Seçim kanunu değişiklikleri bir yıl boyunca gerçekleşecek seçimlere uygulanamaz. Haliyle şimdi Mart ayındayız. Bu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevki, kanunlaşması, resmi gazetede yayınlanması, belki Anayasa Mahkemesi'ne muhalefetin başvurusu, red iptal başvurusu falan. Bütün bunların hepsini bir arada düşündüğünüzde muhtemelen Mayıs ayında veya Haziran ayında yasalaşacak. En geç. ama en geç Mayıs ayında yasalaşması hedefleniyor belli ki. Haliyle bir yıl içinde uygulanamayacağına göre seçimin Haziran 2023'te olacağı görülüyor. Yani bir erken seçimin olmayacağı görülüyor. Diyebilirsiniz ki Recep Tayyip Erdoğan nasıl aday olacak? Recep Tayyip Erdoğan elbette üçüncü kere aday olacak. Ve üçüncü kere aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması gerekiyor. Kendisinin değil. Peki erken seçim ne zaman olur? Şu anda seçimin normal tarihi 18 Haziran 2023. Yani 18 Haziran 2023'te seçime gidilirse pazar günü normal süresinde olacak. Bir hafta önce, iki hafta önce yani 11 Haziran'da seçime gidilirse yani 4 Haziran'da seçime gidilirse yani Mayıs'ın son haftası seçime gidilirse bu erken seçim oluyor. Haliyle erken seçim kararı alınmış oluyor. Bir iki hafta önce bile gidilmiş olsa ve erken seçim kararı aldığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Recep Tayyip Erdoğan rahatlıkla üçüncü kere aday olabiliyor. Yani hak, e, o yöndeki tartışmada bitmiş oluyor. Fakat şu net ki erkenden kastım bir iki hafta önce olması e, yeni seçimin 2023 yılında Mayısın sonu, Mayısın ikinci yarısı ya da Haziran ayında olması kesine yakın bir netlikte. Evet. Yeni seçim sistemi eşittir dört partiye sandık vizesi. Bu ne demek? Bu şu demek. Yeni seçim kanunu değişikliğiyle büyük partiler diledikleri gibi aday gösterebilirler, örgütlenebilirler. Zaten yüksek seçim kurulu onların hükmü şahsiyetlerini kabul etti. Seçime yeterlikleri var, girebilirler. Yani yüksek seçim kurulunda hiçbir kendini bilmez iyi parti seçime giremez ki. CHP seçime giremez ki demez diyemez. Çok büyük bir infial olur. Zaten hem kanunsuz hem hukuksuz. E, haliyle e, bu seçimin e, AKP-MHP ortaklığı, bu seçimin dört parti arasında geçeceğini, geçmesini murad ediyor. Bunu hedefliyor, bunu amaçlıyor. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti. HDP biraz evvel anlattım, kapatılmış bir parti, yeni kurulan partinin de kafasını kaldırmasına izin verilmeyen bir siyasal hareket olarak düşünülüyor. Küçük partilerse yok. Yani ittifak içerisinde seçime girseler bile sıralamada aşağıda kalacakları için Saadet Partisi geçtiğimiz seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden 2 ya da 3 milletvekilini sokabilmişti. Belki o da mümkün olmayacak. Peki böyle bir durumda yani 4 partiye sandık vizesi verilirken muhalefet nasıl bir strateji geliştirecek? Muhalefet şöyle bir strateji geliştirebilir. Diyelim ki CHP ve İyi Parti Millet İttifakı ise diğer Millet İttifakı unsurları küçük partiler CHP veya İyi Parti listelerinden aday gösterebilirler. Böyle olabilir. İşlerine sindirecekler ve kimi CHP listelerinden kimi de İyi Parti listelerinden aday gösterilecekler. Seçim olup bittikten sonra da herkes kendi partisine dönecek. Böyle bir yöntemde olabilir. Fakat dediğim gibi e, İki gündür adeta mevcut siyasal sistem, mevcut partiler, mevcut analistler Erdoğan'ın başkanlığını satın almışlar. Bu partiler milletvekili, parlamentoya kaç milletvekili sokacak bunu tartışıyorlar. Yani seçim yeni seçim kanunuyla küçük partiler ne yapacak? Küçük partiler kendini nasıl temsil edecek? Millet ittifakı dağılır mı? Millet ittifakı buna nasıl verecek? Vesaire. Buna kafa yoruyorlar. Halbuki yasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi yok. Haliyle muhalefetin Erdoğan'ın karşısında sağlam bir aday göstermesi, Erdoğan'ı devirecek, Erdoğan'ı yenecek, Erdoğan'ı alt edecek bir aday göstermesi, onun etrafında kenetlenmesi ve ondan sonra işine bakması icap ediyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Erdoğan'ı devirecek, Erdoğan karşısında birinci turda Erdoğan'ı devirecek bir aday etrafında bir mutabakat sağladığınızda yüzde 51 ile yüzde 50 artı 1 ile sağladığınızda ondan sonra bakarsınız. Ondan sonra parlamento dengesine bakarsınız. Ondan sonra yapılacak değişikliklerle sonraki döneme bakarsınız. ondan sonraki döneme bakarsınız vesaire. Bir de şunu unutmayın. Seçim mahkemede kazanılmıyor. Seçim sandıkta kazanılıyor. KJ'de de onu yazdım. Seçimi kaybettikten sonra ne yaparsanız yapın, istediğiniz yere götürün. Bitti gitti. İstediğiniz kadar gayrimeşru deyin. Bir de işin böyle bir yanı var. Yani istediğin yere götür. İstediğin yerde şikayet et. Ata alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Şimdi Özer Sencar demiş ki Metropol Araştırma'nın başkanı seçim yasası Millet İttifakı'ndaki küçük partileri CHP listelerinden seçime girmeye zorlar. Bu durumda sahip oldukları 5-6 puanlık muhtemelen oyun yaklaşık 3'te biri CHP listesine oy vermeyip AKP'ye geri gidebilir. Bir diğer etkisi muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini etkiler. Devamla diyor ki, üçüncü önemli etkisi MHP adaylarının AKP listesinden seçime girmek zorunda kalması. Nasıl bir taşla üç kuş. Bakalım Millet İttifakı bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? yaşayıp göreceğiz. İktidarın oyunları bununla da bitmiyor. Çillere yeni parti kurduruluyor. Bizim partinin ismi değiştirilecekmiş efendim. Bizim parti diye bir parti varmış. 2020 yılında kurulmuş. Kimsenin haberi yok. Partinin yeni ismi Büyük Türkiye Partisi olacakmış. Ve eski DYP'li isimlerle Çiller Büyük Türkiye Partisi'ni kuracakmış. Özer Sencar diyor ki, Çiller'in siyaset sahnesine girişinin Millet İttifakı'nın oylarına etkisi sıkça soruluyor. Çillerin siyasete dönüşünün asıl sebebi o hesabından çok Akşener'in toplumdaki etkinliğini kırmak veya azaltmak. Yani bir yandan seçim kanunu değişikliğiyle bir şeyler hesaplarken deminden beri anlatıyorum bir taraftan da Çiller sahaya sürülerek yani AKP, MHP cephesi veya saray topyekün bir taarruza kalkmış görünüyor. Bunun içerisinde her şey var. Seçim kanunu var, Çiller var. Daha gelmedik Cumhurbaşkanı adayları var. Muhtemel adaylar. Kimler onlar? Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Göreceğiz. Önümüzdeki aylarda onlara dönük hamleler de olacak. Eser Karakaş paylaşmış. Demirel, Demirel türbanlı kız öğrencilere Arabistan'a gidin demişti. Özal düzgün işler yaptıktan sonra sansür ve sürgün kararnamesi çıkardı. Şimdi de Erdoğan doktorlara çıkın gidin diyor. Bir laf vardır. Taç giyen baş akıllanır diye bizde tam tersi oluyor. Bu devran devam edecek. Eğer muhalefet şu önümüzdeki bir yıl içerisinde çok fazla bir şey kalmadı. Sadece 12 ay var. Hatta önümüzdeki birkaç ayda stratejisini belirlemesi gerekiyor. Ve doğru strateji belirleyemezse ata alan Üsküdar'ı geçmiş olacak tekrar. Cengiz Aktar diyor ki AKP enkazının bilançosunu ve kurum kırım demiş. Kurum kırımın derinliğini bilmiyoruz. Unutmayalım memleketin kafa yapısı, DNA'sı değiştirildi. Kadrolar artık eski kadrolar değil. Dünya görüşleri aynı değil. Türkiye planlı, programlı ve gönüllü şekilde batısızlaşıyor. Eğer 2023'te buna vize verilirse ondan sonra toparlayabilene aşk olsun. 2022 model soykırım. KHK'lıların göreve dönüş başvurduğu OHAL komisyonunun red gerekçeleri arasında iltisaklı yerden alışveriş yapmak, çocuğunu iltisaklı yere göndermek de var. Bu durum devam ediyor. Ve bütün bunlar devam ederken Türkiye bir seçim satım haline girmiş. Acaba ne olacak? Bu kanun değişikliğiyle ne yapılabilir? Acaba Millet İttifakı nasıl bir manevra yapacak falan bunu tartışıyor. Bir kere daha söyleyeyim. Yeni seçim sistemi 4 partiye sandık vizesi veriyor. Bu net. Ve bunun muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi de olası. Muhalefetin eğer gerçekten niyeti düzgünse, niyeti sağlamsa, niyeti gerçekten 2023'te bu düzeni ve bu gidişatı değiştirmek üzere iktidara gelmekse Öncelikle Cumhurbaşkanı adayını Erdoğan'ı devirecek bir Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi, bunun etrafında kenetlenmesi ve bunun seçilmesi için bir plan, proje uygulaması gerekiyor. Çok fazla uzatmadan. İki, parlamento seçimleri ikinci planda. Yok don't sistemiymiş, yok birinci parti, ikinci parti, ittifaklar. Milletin kafası böyle şeyleri almaz. Ama bu konuda da titiz bir çalışma ve titiz bir mühendislik yürüterek iktidarın kazdığı bu hendekleri atlayacak, üzerine köprüler kuracak stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Çünkü Erdoğan bu sistemle şunu da murad ediyor olabilir. Bir ara başlık. Birinci turda diyelim ki Şimdi birinci turda şu oluyor. Hem cumhurbaşkanlığı seçimi oluyor hem de parlamento seçimi oluyor. Parlamento seçiminde iktidar bir avantaj yakalarsa bu getirdiği sistemle ama birinci turda cumhurbaşkanı seçilemezse Erdoğan ikinci tura giderken şunu diyecek. Bak parlamento bizde. Dolayısıyla yetkiyi bize verin. Eğer yetkiyi bize verirseniz bu iş huzur içinde çözülür. Ama yetkiyi bize vermezseniz siyasi kaos çıkar. Bir anlamda iktidar yani AKP MHP ortaklığı birinci turdan sonra gidilecek ikinci turun da biletini almak biletini kesmek için böyle bir seçim kanun değişikliğini getirmiş olabilir. Yani bir taşla birkaç kuş vurmayı murat etmiş olabilir. Muhalefetin 2018'de yaptığı bir takım stratejik ve akıllı hamlelerle nasıl oyunları boşa çıkardıysa Benzer bir şekilde bu yasanın da veya yapılacak hareketlerin, yüksek seçim kurulu hamlelerinin neyse etrafından dolanması ve 2010, 2023 stratejilerini çok doğru biçimlendirmesi gerekiyor. Öncelikle unutulmamalı. 1. Cumhurbaşkanı adayınızı belirleyeceksiniz ve bu Cumhurbaşkanı adayı birinci turda Erdoğan'ı yere serecek birisi olması lazım. 2. Parlamentodaki dağılımı, ve parlamentodaki dağılımın AKP artı MHP lehine olmasını amaçlayan bu seçim kanunu değişikliğini de acaba kendi lehinize nasıl evirirsiniz? Bunu düşüneceksiniz. Evet son iki gündür yapılan tartışmaların AKP MHP ortaklığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ettiği yeni seçim kanunu değişikliğinin özeti, analizi ve bundan sonra olabilecek gelişmelerin nasıl olabileceği yönündeki analiz bu. Ve bu zannediyorum şu ana kadar Türkiye'de yapılmış bir değerlendirme yorum analiz değil. Elbette kırıntıları var. Elbette parça parça herkes bir şey söyledi. Fakat değerli toplu bir analiz yapmak gerekiyorsa işe buradan başlamak icap ediyor. Diyor ve sadece AKP-MHP ortaklığının Yeni Seçim Kanunu değişikliği teklifi tasarısı neyse üzerine e, yaptığım bu manşet programını noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.